Beyir Gündüz Alp abi de bu Risale'yi çok okuturdu. Mesela. Hatta bir şeyi de var. Kaseti de var onun. Vesvese Risalesi ile alakalı. 21. sözün ikinci makamı. Dikkat edilirse 21. sözde namaz meselesi var. Bir zaman sinnen cismen rütbeden büyük bir adam bana dedi. Namaz kılmak iyidir, iyidir ama işte bitmediğinden usanç veriyor. Üstad da diyor ki ben diyor o zatın bu sözünü dinledikten sonra hayli zaman geçtikten sonra baktım benim nefsim de aynı şeyleri söylüyor. Öyleyse nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez diye tutuyor. Orada da beş ikaz var. Hepsini de kendi nefsine yapıyor. Bil ey nefsim diye başlıyor. Muhteşem bir risaledir. İnşallah onu da bir gün okuruz. Ama Vesvese Risalesi de hemen onu takip ediyor. Çünkü en çok insana bu vesvese namazda arız oluyor. Tabii en sonunda da yani bu vesveseyi Cenab-ı Hak niçin yaratmış? Neden bir kamçı olarak şeytanın eline vermiş? Vesveseden bizim faydamız, menfaatimiz nedir, maslahat nedir? Zaten bu akşam bunları görüşeceğiz. Cenab-ı Hak ahsene kulle şeyin halaka. Ne yaratmışsa güzel yaratmış, onda bir hikmet var. Ancak ifrat ve tefritle biz şeye çıkabiliyoruz bazen. Efendim, yani vesveseyi azdırıyoruz veya hiç değer vermeyerek tehavün yani hafiflikle ibadetlerimizi, namazlarımızı yapıyoruz. Bunun ikisi de zarardır. Ortası güzel bu. Buyur İbrahim. 21. sözün ikinci makamı. Kalbin beş yarasına beş merhemi tazammun eder. İnşallah elimizden geldiği kadar merhemi alabileceğiz hocam bu akşam. Yani üstadın gene şeyidir bu. Kalbin beş yarasına beş tane tedavi çaresi merhem. Yani hastalıkları teşhis etmek kolay olabilir ama tedavi etmek ayrı bir şeydir. Her efendim veçin içinde birinci yara diyecek, yarayı efendim biraz deşecek, ondan sonra da ilacını gösterecek. İkinci yarada da böyle beş yara bu. İnşallah beşini bu akşam bilemiyorum okuyabilir miyiz? Okuyabildiğimiz kadar dertlerimizin devası olacak inşallah. İnşallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatin. Ve e'udu bike Rabbi en yahzurun. Ya Rabbi şeytanın vesveselerinden bizi koru. Al sana. Ben yani vesveseden korunmak için bir çare. Rabbi a'udu bike min hemezatiş şeyatin. Şeytanların efendim vesveselerinden sana sığınıyorum ya Rabbi. Sana sığınıyorum. Yine onların benimle beraber bulunmalarından sana sığınıyorum. Ve a'udu bike Rabbi en yahdurun. Evet. Ey marazı vesvese ile müptela! Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Havf etmezsen hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin aksamı kesiresinden kesirul vuku olan yalnız beş veçhini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Yani bu bir nevi tanıtım oldu. Vesvese nedir konusundan. Üstad Hazretleri vesveseyi musibete benzetti. Başımıza gelen bir bela ve musibete benziyor. Musibetler de böyle. Başımıza bir bela, musibet gelirse biz onu aklımızla efendim büyütürsek o daha çok büyür. Balon gibi şişer. Küçük görürsek, korkmazsak bela ve musibet küçülür. Şimdi bu vesvese de buna benziyor. Efendim onu tanımak lazım. Eğer vesveseyi tanırsan, ne olduğunu bilirsen
Vesvese def olur gider. Tanımazsan seni perişan eder. İlim onu efendim tard eder. Cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Yani cahil olmak, onu bilmemek. Vesvesenin ne olduğunu bilmezsen efendim vesvese sana zarar verir. Vesvesenin ne olduğunu bilirsen ilim onu ne yapar? Kovar efendim. Yani tanımazsan gelir, tanısan gider. O zaman vesvesenin ne olduğunu bilmemiz lazım ki bu vesvese hastalığından kurtulalım. Vesvese korkulacak bir şey değildir. Cenab-ı Hak onu bizim hayrımız için yaratmış. İbadetlerimizi daha efendim ciddiyetle yapmak, hafife almamak için şeytanın eline bir vesvese kamçısı vermiş. Ara sıra bizim başımıza vurarak uyandırıyor efendim. Uyanmak lazım. Daha ciddi ibadet. Çünkü inne fil insani lemmeteyni. Efendim insanda iki lemme vardır diyor hadis-i şerifte. Üstad Hazretleri lümme-i şeytaniye diyor ya. İki tane var. Kalbin bir tarafında, sağ tarafında meleğin efendim lemmesi var. Sol tarafında da şeytanın lemmesi var. Yani şeytanın vesvese attığı yer, meleklerin ilham ettiği yer. Sen hayırlı bir işe kalkıştığın zaman içinde iki sesi mutlaka duyarsın. Biri sana durmadan içinden yap bunu. Bu garibanın işini gör. Bu fakirin işini bitir. Bu sadakayı oraya yetiştir. Sen bak huzur ve rahat içindesin. Ama o geçimini zor da böyle bir ses var mı? Var. Öbür taraftan hadi canım efendim yani Allah'ın acımadığına ben mi acıyacağım? Ne gerek var? اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَ Müşrikler öyle diyor. Allah'ın doyurmadığını ben mi doyuracağım diyor. Ha, demek ki onu söyleyen kim? Şeytan. Öbür tarafta git o işi bitir diyen melektir. İnsan meleğin sözünü dinlediği, Hakk'ın sözünü işittiği zaman vesvese de kalmaz. Evet, buyur. Birinci vecih, birinci yara. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse, şüpheden şetme döner. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafi edep çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir. Yese düşürtür. Yani şimdi burada ne dedi Üstad Hazretleri? Şeytan evvela şüpheyi, vesveseyi insanın kalbine atar. Eğer kalp bunu kabul etmez ki, ekseriyetle kalp kabul etmez zaten. Kabul etmezse şüpheden kötü sözlere şetim efendim. Kötü sözlere döner o efendim. Hayale karşı efendim o kötü sözlerin tasvirini, suretini dokumaya başlar. Senin elinde değil bu efendim. Ondan sonra kalp de bu sefer eyvah benim kalbim bozulmuş der. O zaman ümitsizliğe düşer. Hastalık bu. Şeytanı evvela vesveseyi kalbe atıyor. Kalpte o vesvese ne haline geliyor? Şetim. Yani kötü söz, sövmek. Peki onun suretini de çiziyor. Senin önüne getiriyor. Efendim, eyvah kalbim bozulmuş diye feryadı figan etmeye başlıyorsun. Evet. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı suyu edepte bulunuyor. Müthiş bir helecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Bu yaranın merhemi budur. Şimdi demek ki kalbe atılan bu şetim ve yani çirkin sözler hayalde ne oluyor? Onun bir sureti oluyor, bir film oynuyor orada. Tamam mı? Kötü film oynanıyor. Ahlaksızlık gibi bir şey. E zaman sen de eyvah ben hem namazdayım hem de efendim bu kötü sözler benim önüme, bu suretler benim önüme çıkıyor diye bundan bir ümitsizliğe düşüyor insan. Efendim bundan kurtulmak için bakın şeytanın istediği bu. Huzurdan kaçar, namazdan kaçar, ibadetten kaçar efendim. Bundan kurtulmanın çaresi neymiş buyur. Bak ey biçare vesveseli adam. Telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil. Belki tahayyüldür.
tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi tahayyülü şetm dahi şetm değildir. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir. Şimdi mantık ikiye ayrılır. Bir tasavvurat, bir de tasdikat. Tahayyülat, efendim, tasavvurat nedir? Düşüncelerdir. Bunların insanla hiçbir alakası yok veya insan bunlardan mesul değil. Tasdikat ayrı. Onlar gerçek şeylerdir. Efendim, hayal etmek, düşünmek, akla gelmek, hayalimize işletmek bizim zaten elimizde değil. Ben hep onu şuna benzetirim. Biz şimdi burada otururken sokakta iki kişi kavga ediyorlar, birbirine sövüyorlar. Arası. Sen de bu sefer eyvah benim kalbim bozuldu mu diyorsun. Benle alakalı değil. Sokaktan geliyor bu. Hariçten bu. Yani bizim kalbimize ilişen o da şeytanın sözleri bizim sözlerimiz değil. Ne diye sen şeytanın sözlerini kendi sözlerin gibi alıp da kalbin bozuldu diyorsun. Ondan kurtulmanın çaresi neymiş? Buyur. Şetim ise hükümdür. Hem bununla beraber o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Senin kalbinin, bu çok mühim. Yani senin hatırına ilişen gelen o suretler, o kötü sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünkü? Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Vesvesenin zararı tevehhüm-ü zarardır. Yani onu zararlı tevehhüm etmekle kalben mutazarrır olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder, hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder, onun sözünü ondan zanneder, zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği odur. Yani şeytanın konuşmasını, şeytanın vesvesesini sanki kendi sözleriymiş gibi kabul ederek yanlış yapar insan. Halbuki bir de şu var. Sen kalbine böyle şeyler geliyor diye üzülüyorsan onlar senin sözün değil. En güzel delil bu. Ya üzülüyorsun. Öyleyse senin elinde olmayan bir tarzda senin önüne bu pislikler seriliyor. Tamam mı? O zaman bunun bir zararı yok. Rahat ol. Namazını kıl. Efendim şeytan ne konuşursa konuşsun. Elbette şeytan kime konuşur? Şeytan efendim dizginini eline geçirip de dalalet vadilerinde koşturduğu insanlarla işi yok. O zaten gemi takılmış gidiyor. Ama esas onun namazında, ibadetinde ciddi Müslüman olanlarla efendim şey var. Hatta bir hadis-i şerif var. İblis, şeytanların reisi, şeytanlara emreder ki, yani meredetü şeyatın diyor, şeytanların büyükleri ve uzmanlara. Haçta, hacılara musallat olun. Bakın şimdi. Yani öyle sıradan küçük şeytanların yapacağı bir iş değil bu. Hacıları birbirine çarpıştırmak, efendim kavga ettirmek, büyük şeytanların işi. Onun için, yani insana göre şeytan var. Şeytanın peşinden giden insana, şeytan zaten onun peşinden geliyor. Tam gemi takmış götürüyor. Esas namaz kılan, oruç tutan, ibadet eden insana daha çok musallat olur. Onun için namazda bu şüpheler daha çok gelir. Yoluna devam etmek lazım. Şeytan konuşsun, bağırsın. Evet. Şeytanı Mekke'de, tekkede aramak lazım. Evet, her yer tabii. Şeytan, sen efendim Kabe karşısında ayatı tefekkür ederken en pis hatıralar senin kalbine gelebilir. Gelecek zaten bahsi. Evet. Hocam peki bu sadece ibadet için mi geçerli? Hayır hayır. Bir her zaman var. Her zaman var da ibadetlerde daha çok olur. İkinci veci. Budur ki manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Manalar kalpten çıktıkları zaman suret yok. Resim yok. Efendim kamera yok çünkü orada. Nereye girerler? Hayale mi girerler? Hayale girerler. Hayal kameraman. Resimlerini çekiyor. Kalpten çıkan manaları hemen fotoğraflıyor. Evet, buyur. Oradan suretleri giyerler. Hayal ise
Her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hayal durmadan kameramanlık yapıyor, suret çekiyor. Bir de ehemmiyet verdiğini yol üstünde bırakıyor. Evet. Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler... Temiz manalar, münezzeh manalar. Okuyorsun, ayettir, hadistir, namazdaki dualardır. Münezzeh manalar, temiz manalar. Ama yolda neler var? Şeytanın, hayalin dokuduğu pislikler var. Ha, onlarla ne yapıyor? Suretler mülevves ve rezil ise, evet, giymek yoktur fakat temas var. Yani onlar giyilmiyor. Sadece geçerken bir değiyor onlara, temas ediyor. Evet. Vesveseli adam teması telebbüsle iltibas eder. Yani temas etmeyi sanki giyinmek zanneder. Hayır, öyle değil. Temas etti sadece. Zararı yok. Eyvah der. Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisset-i nefs beni matrut eder. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Şu yaranın merhemi şudur. Buyur. Dinle ey biçare. Nasıl ki senin namazın edebi nezihanesinin vesilesi olan zahiri taharete, batnının batınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Öyle de mani-i mukaddesenin sureti mülevveseye mücavereti zarar etmez. Mesela yani şimdi Hazreti Üstad hakikaten Cenab-ı Hak dinler rahmet göndersin onun kabrine. Efendim şefaatine nail eylesin bizleri. Yani öyle tedavi ediyor ki ey diyor vesveseli bir işare kimse dinle. Senin namazın efendim edeb-i nezihanesinin efendim vesilesi nedir? Zahiri taharettir. Yani elbisen, namaz kılacağın yer ve bedenin temiz olacak, necaset olmayacak ki namaza durasın. Necasetten taharet, değil mi? Efendim necasetten taharet nedir? Elbisenin temiz olması, vücudun temiz olması, namaz kılacağımız yerin temiz olması. Ha, böylelikle namaz senin kabul olur. Ama senin zahiri temizliğin var. Yani elbisen temiz, namaz kılacağın yer temiz, efendim bedenin de temiz. Fakat senin içinde, karnının ve bağırsaklarının içinde ne kadar necaset var? Şimdi karnında ve içinde olan o pislik, affedersiniz, necaset o nezih namaza zarar verir mi? Vermez. Herkes bunu biliyor. Namaza durduğun zaman ben temizim, dışım temiz ama içimde necaset var. Bağırsaklar necasetle dolu. Efendim, onun hiçbir zararı yok. Şimdi bu bir misaldi. Öyle de. Öyle de maani-i mukaddesenin, mukaddes manaların sureti mülevveseye mücavereti zarar etmez. O mukaddes ve münezzeh manaların da o pis efendim şeylere komşu olması bir zarar vermez. Aynen insanın namazdayken zahiri temiz olup da batnı içindeki necasetlerin insanın edeb-i nezihanesi olan namaza zarar vermedi gibi zarar vermedi. Çok güzel. Hocam, İnsanı hazır, tedavi ediyor bu. Hazır konu gelmişken size bir şey sormak istedim. Ha, buyur. Yani dediniz ya namaz kıldığımız yerin temiz olması gerekiyor. Evet. Şüphe var ise ama orası temizse gerçekte ya da gerçekte pisse şüphe şimdi, var. Ne yapmak şimdi, lazım? Şimdi cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahura. Yeryüzü benim için bir mescit ve temiz kılındı diyor peygamberimiz. Hiçbir peygambere nasip olmayan güzel bir efendim mahiyettir bu. Nedir? Yeryüzü peygamberimize ve ümmeti Muhammed'e her tarafı mescit. Yeryüzün her tarafında namaz kılabilirsin ve temiz. Burada dikkat çekerim. Biz şimdi kırda, bayırda bir yere gittiğimiz zaman çimenler var, otlar var veya efendim toprak bir yer. Ya orada köpekler gelmiştir, şunlar ver başla. Hiç onlar şer'an delil değil. Efendim
orası temizdir. Yani hukukta bir şey var. Bugünkü medeni hukukta da var. Beraat-ı zimmet asıldır. Eşyada asıl olan taharettir. Bunlar usul sözleri. Eşyada asıl olan temizliktir. Yer evvela temizdir. Ben orada hiç kimseye sormaya ihtiyacım yok. Orada namazımı yerde kılarım temizdir. O çimenlerin üzerinden ama ya efendim orada acaba hayvanlar efendim bevletmiş. Hayır hayır öyle bir şey yok. Temizdir. Yani suçlu hakimin karşısına geldiği zaman evvela suçlu temizdir. Beraat-ı zimmet. Ondan sonra orada makamı iddia onun suçlu olduğunu ispat ederse evvela temizdir. Aynı kanun. Şeriatın kanunu. Eşyada asıl olan taharettir, temizliktir. Onun için şüphelenmeye gerek yok. Asla ve kat'a caiz değil. Her zaman bize göre şimdi burada efendim acaba bir şeyler döktüler mi falan bu şeriatın kabul etmedi. Şeriat temiz olarak kabul ediyor. Hukuk da böyle. Bugünkü hukuk da böyle. Buyur. Mesela sen ayat-ı ilahiyeyi tefekkür Bu ediyorsun. çok mühim. Sen ayat-ı ilahiyeyi tefekkür ed. İlahi ayetleri düşünüyorsun, tefekkür ediyorsun. Evet. Birden bir maraz, ya bir iştiha, ya bevl gibi bir emri müheyyit şiddetle senin hissine dokunuyor. Elbette senin hayalin, devai illet ve kazai hacetin levazımatını görecek. Bakacak. Onlara münasip süfli suretleri nesç edecek. Ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne beis vardır, ne televvüs var, ve ne zarar var, ve ne hatar var. Yalnız hatar ise asr-ı nazardır, zann-ı zarardır. Yani ne kadar burada güzel. Şimdi sen Kur'an ayetlerini veya kainatın yaratılışında göklerde, yerde ve tefekkerûne fî halkı semâvâti vela. Müminlerin en büyük özelliklerinden biri nedir? Göklerin ve yerin yaratılmasında tefekkür etmek. Hiç orada şüphe olmaz. Bunu yaratan Allah. Efendim, hatta Kur'an diyor ki yani siz semavat ve arzın yaratılışını kafirlere söyleyin. Le yekulünne Allah. Onlar ister istemez Allah diyecekler. En büyük münkir bile bunu hikaye o. Tabiat yarattı sebepler. Böyle bir şey olmaz. Bu kadar büyük ecramı yaratan bir. Bunları tefekkür ederken keyfin yerinde cennet gibi bir tefekkür içindesin. Hele hele Risale-i Nur'da diyelim ki 7. şu ayetül kübra'yı okuyorsun. Ayakların yerinden kesiliyor. Tam o arada karnın biraz guruldamaya başladı. Gaz yapmış. Efendim bir müheyyiş, heyecanlı bir hal, bir sıkışma oldu. Peki hayalin ne yapıyor? Affedersin. Tuvalete gidişi gösteriyor. Çirkin halleri gösteriyor. Onların senin tefekkürüne hiçbir zararı yok. Olmaz da zaten. Şimdi zarar nedir? Zannı zarardır. Zarara düştüğünü zannetmek zarar verir. Hayır, bunun bir zararı yok. Bu halde de ben efendim tefekkürümü devam ettirebilirim. Ama çok fazla efendim sıkıştırma varsa gider ihtiyacını görür gelirsin. O istediği kadar pis halleri şey yapsın, dokusun. Sana bir zarar. Zarar zannı zarardır. Zarara düştüğünü zannetmek zarardır. Burada bir zarar olmaz, olmaması lazım. Buyur. Üçüncü vecih budur ki eşya mabeynlerinde bazı münasebatı hafiye bulunur. Hatta hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış. Şu sırrı münasebettendir ki bazen bu mukaddes şeyi görmek Bir. bir mülevves şeyi hatıra getirir. Fenni beyanda beyan olunduğu gibi hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise hayalde sebebi kurbiyettir. Yani iki zıttın suretlerinin cem'ine vasıta bir münasebeti hayaliyedir. Yani bu çok harika bir şey. Üstad Hazretleri Ulûm-ı Arabiye'yi fesahat, belâğat kanunlarını çok çok iyi bilen ve Van'da 15 sene Üstad Hazretleri yüksek Arapça dersler vermiş. Üstadımız
icazetle ve icazet vermiş. Efendim, kardeşim Molla Abdülmecid'in icazeti elimizde. Rahmetullah aleyh. Şimdi burada da sıra ilimler dediğimiz bizim Kur'an edebiyatı nedir? Maani, bedi, beyan ilimleri. Buradan Üstad Hazretleri bir misal verdi. Yani nasıl? Eşyanın arasında bazı diyor gizli münasebetler var. Eşya arasında bir kısım ipler var. Birbiriyle bağlı olan şeyler var. Nedir o? Hatta diyor ilmi beyanda beyan olunduğuna göre, o beyan ilminde açıklandığına göre aslında dışarıda ikisi bir araya gelmeyen şeyler zihinde bir aradadır. Hiç bir araya gelmeyecek şeyler nasıl? İnsan zihninde, kafasında bir aradadır. Mesela ben şimdi sana soracağım. Doğu dediği zaman ne geliyor aklına? Batı geldi hocam. Batı. Ya doğu nerede? Batı ne? Bu yarın. Peki cehennem dersem Cennet. cennet geldi aklına. Gece dersem Gündüz. hep bunlar. Hiçbir araya gelmez bunlar. Yani tamamen efendim bir araya gelmeyen şeyler, zıtlar insan zihninde bir aradadır. Hocam gece dediğiniz vakit akşamdan daha önce gündüz geliyor aklıma. Ha, yani hemen o bütün zıtlar beyaz diyorum, kara diyorsun hemen. Ha, şimdi geliyorum ben. Efendim Ebu Cehil dersen peygamber gelir aklına. Şimdi bakın madem zıtlar bir araya gelecek, o zaman sen namazda Cenab-ı Hakk'ı düşünüyorsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam, onların düşmanları kim? Şeytandır, Ebu Cehil. Onlar gelecek. Sana onlar hücum edecek. Yani bunu çok iyi. Üstad Hazretleri bunu ilmi beyanla beyan ediyor. Yani hariçte dedi, dışarıda. Yani maddi alemde bir araya gelmesi mümkün olmayan şeyler bizim kafamızda bir arada. Bundan kurtuluş yok. Hocam bir de şuna benzetiyorum ben. Dünyanın en doğusuyla en batısı birbirine aslında çok yakın ya. Evet. Onun gibi yani esasında değil mi? Şimdi aslında uzak olan şeyler kafada bir arada. Eyvallah. O zaman sen namazdayken, ibadetteyken, tefekkürdeyken en uzak şeyler senin yanına gelir. Yani bu çok mühim bir şey. Evet. Yani vesvese nasıl geliyor tarif ediyor. Bu münasebetle gelen tahattura Tedai-i efkar tabir edilir. Fikir çağrışımı. Hemen cehennem dedim, cennet geldi oraya. Veyahut ben cennetten bahsediyorum, bir taraftan cehennemin alevleri de görünüyor. Yani bu böyledir. Meleklerden bahsediyorum, şeytan dikiliyor orada. Çünkü zıt şeyler zihinde bir arada. Evet. Mesela sen namazda, münacatta, Kabe karşısında, huzur-u ilahide iken, ayat-ı tefekkürde olduğun bir halde, şu tedai-i efkar seni tutup en uzak malayaniyat-ı rezileye sevk eder. Bu konuyu şey yapacağız. Sen Kabe karşısında ayetleri tefekkür ederken tabii onun zıtları olan şeyler nedir? Onun zıtları hemen senin zihnine gelecek. Kendi beyanda beyan olunduğu vecile. Yani çünkü onların zıtları şeytan Kabe'de gel tabii şeytan efendim Allah evi olan İnsanın kalbine giriyor. Cenab-ı Hak mühlet vermiş ona. Efendim, fe'anzirni ila yevmi yub'atun. Yani bağış gününe kadar, kıyamete kadar bana mühlet ver ya Rabbi dedi. Cenab-ı Hak da ona verdi. Şeytanın yaratılmasında ayrı hikmetler ve faydalar var. Ayrı bir konu bu. Şimdi demek ki sen namazdayken, Kabe karşısında tefekkür ederken en pis şeyler hatıra gelir mi? Gelir. Bunun sana bir zararı var mı? Hayır canım. Namazın edebi nezihanesinin taharetle alakalı olduğunu bildik ama karnımızın içinde pislikler var, onun zararı yok. Bunun da hiçbir zararı yok. Evet. Hocam yine bende çağrışım yaptı başka bir şey. Evet. Dedik ya Kabe'nin karşısında yine orada çok ulvi duygular içerisindeyken bile şeytan gelebiliyor. Peki hocam Gelebiliyor değil, en çok en çok orada orada geliyor. eyvallah. Neden? Çünkü o razı değil kulun namaz kılmasına. Kulun tefekkürüne razı değil. Kabe'ye gidip efendim yüz sürmek şeytan istemiyor. Saçını başını yoruluyor. Evet. Hocam peki Ramazan'da zincire vuruluyor diyoruz. Her Evet. Ramazan Hayır, bu bir neden mesele. zincire vuruluyor? Nasıl hocam? Neden zincire vuruluyor? Yani Müslümanlar namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, ibadet ediyorlar. Hatta
Harama bakmama daha çok dikkat ediyorlar. Şeytan ne yapsın? Saçını başını yoruyor. Yani hadis-i şeriflerde var. Mesela Cenab-ı Hak bütün Müslümanların günahlarını Arafat'ta affediyor. Efendim, ama kul haklarını affetmiyor. Şeye gelince Müzdelife'ye peygamberimiz yalvarıyor orada. O zaman uykudayken peygamberimiz böyle uyku gibi bir haldeyken gülümsüyor. Hazreti Ebubekir Hazreti ya Resulullah sen böyle bir şey ama dedi ki şeytan Cenab-ı Hakk'ın affettiğini öğrenince çölün taşını toprağına başına vurarak kaçmaya başladı. Yani şeytanı kaçırmak lazım. Şeytanı korkutmak lazım. Şeytanı bağlamak lazım. Nasıl bağlanır şeytan? Namaz kılmakla, ibadetle, ciddiyetle, ihlasla, hulusi kalple şeye bağlanır. Yoksa Ramazan'da şeytan yine çalışmaya devam ediyor Hayır, yani. şey olmaz mı canım? İnsanın melek olma şansı yok. Buyur. Senin başın böyle bir tedai efkara müptela ise sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda dön, aman ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe senin o zayıf tahatturun melekeye döner. Bir marazı hayali olur. Korkma. Marazı kalbi değil. Yani bu olsa olsa biraz zarardır tabii o. Hayali bir efendim melekeye alışkanlığa döner ama gene kalp hastalığı değil. Kalbi hastalık değil. Hayalini hasta edersin. Bunu da yapma. Evet. Şu nevi tahattür ise galiben ihtiyarsızdır. Hususan Yani bunun hatıra gelmesi böyle şeylerin senin iradenin dışında. Sen istemiyorsun. Zaten namaz kılarken eyvah neden bana bu musallat oldu diye üzülüyorsun. Şeytanın bütün şeyi seni korkutup namazı terk ettirmek. Ben böyle namazı, abdesti bırakan insanları biliyorum. Ya kalbimi iyice bir temizleyeyim de öyle değil. En büyük şeytanlar en büyük velilere musallat olur. Peygamber'e musallat oluyor. Peygamber'e şeytan gelmiyor mu? Geliyor. Yani İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'la beraber onu kurban etmeye giderken şeytan onlara musallat olmadı mı? Şeytanı taşlamadılar mı? Biz onu temsili olarak efendim Mina'da küçük şeytan, büyük şeytan, orta şeytan diye taşlamıyoruz mu? Aynı şey. Yani şeytanımız, biz kendi şeytanımızı taşlamamız lazım. peki hocam, burada yine aklıma benim bir soru geldi. Evet. Yani nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez diyoruz. Evet. Başkalarına bir irşat faaliyetinde bulunmaya böyle tam uygun bir zemin var ise Evet. ben daha kendi nefsimi ıslah edemedim. Nefsimi ıslah ettikten sonra başka nefisleri ıslah Yok, etmem o da gerekiyor. şeytanın bir aldatması. Biz günlük öğrendiklerimizi, günlük bildiklerimizi evvela kendimiz onları yaşayarak bir başkasına aktarmakla mükellefiz. Sahabenin hayatı böyle. Sahabenin hepsi büyük bir alim ve allame değil. Sahabenin hepsi Kur'an'ın hafızı değil. Sahabenin içinde 10 tane, 20 tane, 50 tane biliyor veya bilmiyor hadis bilen. Efendim bilmeyen şeyler de var. Ama hizmet bakımından sahabeye yetişilmez. Sahabe İslam'ın müessisi, kurucusu, temeli yapan kimseler. Onlara yetişmek mümkün değil. Yani amelde sahabe yetişilmiyor. Yani bizim de yapacağımız nedir? Ben kendimi iyice yetiştireyim de ondan sonra hizmet edeceğim. Bu da şeytanın bir aldatmacasıdır. Öğrendiğimiz kadarıyla efendim amel etmek. Şimdi nedir? Efendim emri bil maruf nehi anil münker farzdır. Efendim sünnettir diyorlar. Yani şöyle bir şey. Farz-ı kifayedir. Eğer onu devlet yapıyorsa, hükümet yapıyorsa insanların üzerinden bu sakıt olur. Fakat yapmıyorsa herkesin başının borcudur bu. Yani emri bil maruf nehi anil münker ne demek? Tebliğdir. Ma alel rasul illel bela. Peygamberin vazifesi ancak ve ancak tebliğ etmektir, hakkı öğretmektir. Yani bu peygambere gelen bütün emirler bize gelen. Bizim de tebliğden başka ciddi bir vazifemiz yok. Bildiklerimizi başkalarına öğretmek. Ama nasıl öğretmek?
Ud'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Rabbinin yoluna hikmetle, maslahatla, faydayla, yumuşak dille efendim davet et. Yani sen şöyle yaptın, böyle yaptın diye insan kaçırmak İslami bir davranış değil. Bu da ayrı bir konu. Yani Musa ve Harun aleyhisselamı Cenab-ı Hak Firavun'a gönderirken fekûlâ lehu kavlen leyyinâ. Yani Firavun'a yumuşak sözle konuşun. Bakarsınız efendim kalbi yumuşar. Allah onun yumuşamayacağını bilmiyor mu? Yani ümmeti Muhammed de insanları Firavun gibi insanlara da gitseler çok yumuşak sözle onları efendim yumuşatsınlar demektir. Evet. Evet. Senin o zayıf tahatturun melekeye döner. Bir marazı hayali olur. Korkma, marazı kalbi değil. Şu nevi tahattur ise galiben ihtiyarsızdır. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Şu yaranın merhemi şudur ki, tedai efkar galiben ihtiyarsızdır. Tedai efkar galiben, yani fikir çağrışımı senin elinde değil, o senin başına her yerde her zaman çöker. Fikir çağrışımı. Az önce dedik ya, gece dediğim zaman gündüz aklıma geliyor. Efendim beyaz diyorum, kara çıkıp geliyor. Hazreti Muhammed diyorum, efendim hemen orada Ebu Cehil şeytan dikiliyor. Bu tedai efkar, fikir çağrışımı. Senin elinde, senin elinde olmayan şeyden de sen mesul değilsin, günahı yok. Evet. Mesuliyet yoktur. Hem tedaide mücaveret var. Temas ve ihtilat yoktur. Komşuluk var. Efendim temas yok. Evet. Onun için efkarın keyfiyetleri birbirine sirayet etmez. Birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile meleki ilham kalp taraflarında mücaveretleri var. Yani az önce bu hadisi okudum ben. Efendim inne fil insani efendim lembeteyni diye insanda iki lemme var. İki tane. Biri lümme-i şeytaniye, biri lümme-i melekiyedir. Bir tarafında şeytan durmadan vesvese atıyor. Biz onu işitiyoruz zaten. Öbür tarafında da melek konuşuyor sana, bunu yapma diyor. Veya yap diyor efendim. Bu, yani onlar birbirine yakın. Şeytanla melek birbirine yakın. Onların komşulukları, şeytanı melek yapmaz, meleği de şeytan yapmaz. Evet. Ve füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez. Kötü insanlarla iyi insanların birbirine akraba olmaları ve bir yerde bulunma, aynı mekan, şu mekanda, yani mülhit, dinsiz, Allah'a inanmayan bir insan da olur. Onun bana bir zararı olmaz. Bu ayrı bir şey. Evet. Öyle de tedai efkar saikasıyla istemediğin pis hayalat gelip nezih efkarın içine girse zarar vermez. Meğer kasten olsa veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa. Yani bile bile o kötü fikirlerle isteyerek ondan lezzet alarak iradesiyle giriyorsa ayrı. Kişi zaten kendisi ya ben namazda duruyorum bir türlü efendim vesveseden kurtulamıyorum. Bir sürü pis şeyler aklıma geliyor. Ha bunun zararı yok. Sen ondan zaten üzülüyorsun. Üzülmenden anlaşılıyor ki o sözler senin sözleri değil. Şeytanın sözleridir. Az önce misal verdim. Dışarıda biri bağırıp çağırıyor sözü. Ya benim sözlerim değil onlar. Neden ben o dışarıda bağıran adamdan ben yapmışım gibi günah sahibi olayım ki? Böyle bir şey olmaz. Hocam ama ortam da sirayet ediyor yani, değil mi mesela? O ayrı. O ayrı ama bu Cenab-ı Hak insanda bakın. İnsanı insan nasıl insan olur? İnsanda şeytani taraf var. Yani şeytan orada bekliyor, birden atıyor. Yan tarafta melek var, meleki taraf var. Hayvani taraf var. Efendim nebati taraf var. Bunların toplamında insan, insan gibi hayırlı tarafa yönlenirse o zaman insanı kamil olur. Yani şeytanı dinlemeyip, meleğin sözlerini dinleyerek, efendim nebati ve hayvani efendim haram lezzetlere girmeyerek insan insanı kamil olur. Evet. Hem bazen kalp yoruluyor.
Fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur. Pis şeyleri önünde serpiyor, duruyor. İstersen en sonundaki parçayı da okuyalım. Çünkü dördüncü vecih bence çok mühim. Beşinci vecih de öyle. Burada mezheplerin taksimatı da var ama vaktimiz de dolmak üzere. İstersen son taraftaki bir paragrafı okuyarak dersimizi bugün bitirelim. Ama inşallah hepimizin, çünkü Üstad Hazretleri sana ve bana da inşallah fayda verir diyor. Burada neyi diyor? Büyük bir veliye de demek şeytan musallat oluyor. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْكِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِ Allah peygamberlerin kalbine gelen şeytanın vesveselerinden onları siler süpürür. Sonra ayetleri o temiz yere efendim vahyeder. Bakın Allah ne ediyor? Siliyor, temizliyor. Abi, melekler, peygamberler Cenab-ı Hakk'ın koruması altında ama şeytan gene onlara musallat oluyor. Bize neden musallat olmasın? Yani olacak ama onları şeytanın sözüdür. Bunun benimle alakası yok dediğin zaman, yoluna devam ettiğin zaman öyle kıldığın namaz, öyle tuttuğun oruç, hani o nefisle şeytanla beraber onu dinlemeden hareket ettiğin ibadetler meleklerden çok daha üstün bir ibadet tarzıdır. Neden insanın salihleri meleklerden üstündür? Çünkü meleklerde nefis yok. Şeytan da onlara musallat olamıyorlar. Muttarit bir ibadetle insan öyle değil. Şeytanı yeniyor, vesveseni yeniyor, efendim ondan sonra nefsini yeniyor ve Allah'a öyle ibadet ettiği için insan salih bir mümin, efendim meleklerden üstündür. Buyur. Eğer desen, bu derece müminlere muzır ve müziç olan vesvese ne hikmete binaen bize bela olmuş. Bu anlaşıldı değil mi? Evet, yani neden bu kadar zararlı görünen vesvese, efendim insanı rahatsız eden, insana neden müptela olmuş? İnsan neden bununla müpteladır? Eğer desen, bu derece müminlere muzır ve müziç olan vesvese ne hikmete binaen bize bela olmuş? El cevap. Evet. İfrata varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla aslı vesvese teyakkuza sebeptir. Ne dedi? Yani ifrata varmamak, yani nedir? Çok fazla bile bile efendim ona değer vermeyeceksin, balon gibi şişirmeyeceksin ve galebe çalmamak. Yani vesvese sana galip olmayacak. Ne yapacağız? Biz vesvesenin ne olduğunu bileceğiz ki onu tard edelim. Bela ve musibet gibi küçük göreceğiz, küçülteceğiz. Aslı vesvese teyakkuza sebeptir. Vesvesenin esası, aslı Allah tarafından bize verilmiş nedir? Uyanık olmamıza sebeptir. Namazları, ibadetleri daha uyanık kılmamıza vesiledir. Evet. Tahariye daidir. Ha, araştırmaya sebeptir. Evet. Ciddiyete vesiledir. Lakaytlığı atar. Tehavünü def eder. Onun için hakimi mutlak. Yani Cenab-ı Hak şimdi nedir? Eğer vesvese olmasaydı. Şeytan bizi ara sıra başımıza böyle vesveseyle efendim kırbaçlamasaydı namazda bir ciddiyetimiz olmazdı. Ya şeytan geliyor, şeytan gelecek. Fikir, bu kötü fikirler, pis şeyler geliyor diye daha dikkatli insan namaz kılıyor. Tehavün gevşekliğe vesile olurdu. He. Demek ki o vesvese seni uyanıklığa sevk ediyor. Aslı vesvese teyakkuza sebeptir. Evet. Hakimi mutlak şu dar imtihanda, şu meydanı müsabakada bize bir kamçıyı teşvik olarak vesveseyi şeytanın eline vermiş. Teşvik etmek için bu faytonlarda faytoncu oturur, hayvanların üzerine böyle atların üzerine atlara vurmaz yani şak şak böyle, onlar da böyle bir işe içinde daha çok koştururlar. Dövmesine gerek yok. Şeytanın eline Cenab-ı Hak bu vesvese kamçısını vermiş. Evet. Vesveseyi şeytanın eline vermiş. Beşerin başına vuruyor. Evet. Şayet ziyade incitse Hakimi Rahime şekva etmeli. Eûzu billahi mineşşeytanirracim demeli. Yani çok incitirse o zaman sen kime şikayet edeceksin bunu?
Cenab-ı Hakk'a merhametli olan Rabbi Rahim'imize şikayet edeceksin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Yani rahmeti Rahman'dan kovulmuş olan şeytandan sana sığınıyorum ya Rabbi ben diyeceksin. İnşallah. Ha vesvese gider mi? Hayır vesvese gitmeyecek zaten. Vesvesenin sana zararlı olmadığını sen daima bileceksin. Vesvesenin zararı zannı zarardır. Yani vesveseden dolayı zarara düştüğünü zannetmek zarardır. Aslı vesvese teyakkuza sebeptir. Senin uyanık ibadet etmene, daha ciddi ibadet etmene vesiledir. Yani Cenab-ı Hak hakikaten Risale-i Nur'da şu ibadetlere mahsus olan konuları dikkatle anlamayı bizlere nasip etsin. Yani hakikaten böyle çok orijinal bir risale bu. Vesvese risalesi. Yani vesveseyi bir mantıklı yönden Bediüzzaman Hazretleri çözüyor efendim. Yani nedir şeyde ve şer'i şey esasları oturtarak burada bunu bize anlatıyor. Ben bir gün 30 sene, 40 sene önce bir ders yapıyorum. Bu bahsi okurken bir başçavuş diyorum, başkomiser vardı. Allah rahmet eylesin. Efendim, böyle koltukta oturuyor. Birdenbire sıçradı, önüme geldi. Böyle ağzımın içine bakıyor. Efendim, yahu dedi, bu ders bana yazılmıştı. Bediüzzaman bana yazmış. Ertesi günde yanıma geldi. Dedi ki, ben de dedi, vesvese vesvese kalmadı gari. Yahu neymiş o dedi. Ne göstermediniz bana daha önce bunu dedi filan. Hakikaten senelerce sonra, senelerce Manisa'da kaldı. Hatta bir gün ben ona iş yerinde benim içeriye girdi. Çok çabuk namazını bitirdi geldi. O zamanları şeyler vardı. Efendim terör merör şeyler 70'li yıllarda sağ sol kavgaları filan. Belki sünneti kılamadı bilmiyorum. Ya dedim senin vesvese konun gitti dedim. Bu sefer çok dedim namazı çabuk mu toparladın dedim. Ya biraz acık vesvese gelsin sana yeniden filan. Ben dedi öyle değil dedi. Vesvesenin zararlı olmadığını öğrendim dedi. İstediği kadar bağırsın çağırsın o dedi. Benim sözlerim değilmiş. İyi anlamış ama böyle kalktı herkesin içinde. Burnuma kadar böyle geldi. Öyle dinledi ihlasla samimiyetle. Ve hastalık yok o. Zaten bu 21. sözün ikinci makamı vesveseyi tedavi etmiyorsa, edemiyorsa bir başka çaresi de olmadığını size söyleyeyim. Yani başka bir yapacak bir şey yok. Allah Bizim bir kardeşimizi İzmir'de biri çağırmış gel demiş falanca hoca vaaz ediyor oraya gidelim dinleyelim. Ya demiş beni Risale-i Nur zor şey yapıyor efendim ıslah ediyor. Ne yapacak hoca bana dediği gibi eğer Bediüzzaman hoca öyle diyeyim ben eyvallah. şu bir tedavi etmiyorsa başka şey yok. Burada iki ayet Üstad Hazretleri beyan etti. Rabbi eûzu bike min hemezâti şeyâtin ve eûzu bike Rabbi en yahdurûn. Ondan sonra eûzu billâhi mineşşeytânirracîm de şeytanın vesvesetinden manevi olarak insanı koruyan zırhlardır. Cenab-ı Hak hakka hakikati anlamaya cümlemize nasip ve müyesser Amin eylesin. inşallah. Allah razı olsun. Cümlemize inşallah. Hocam bunu tabii psikologlar da artık yavaş yavaş öğrenmeye başladılar herhalde yani değil mi? Yani bazı psikologlara da bir psikolog lazım oluyor. Yani ben böyle inançlı, bunları bilen psikologlar var, insanları tedavi ediyor. Bunları biz okursak yani psikoloğa gerek kalmaz. Bakın burada şimdi neler okuduk biz yani. Kalbin etrafında dönen fırtınaları gördük. Şeytan da konuşuyor, melek de konuşuyor. Bizim sözlerimiz değil. Bizi yönlendirmeye çalışıyor. Şeytan bizi yoldan çıkarmaya, şeytan da efendim sırat-ı müstakime bizi, şey melek de bizi sırat-ı müstakimde gitmeye davet ediyor. Yani sen aklını kullanarak meleğin, vahyin, peygamberin gösterdiği yoldan gideceksin. Şeytanı ayaklarının altına alacaksın. Bağırsın, çağırsın. Ara sıra elin ayağın ona değer. Hiçbir zararı yok demektir. Evet. Allah razı olsun hocam. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة